Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi muhabbetle, saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün gündüz İngilizce mantık kavramları dersimizi çok şükür yaptım, sizinle paylaştım. Normalde akşamları online derslerim var, onları yapıyorum. Fakat bu ara sınavlar olduğu için dersleri yapmadığımızdan bu zamanı ve fırsatı değerlendirmek için Arapça mantık dersimizi yapmaya karar verdim. İnşallah hepiniz sağlık ve afiyettesiniz, iyisinizdir. İngilizce mantık kavramları dersimizde de söylediğim gibi bu iki dersi Arapça ve İngilizce birlikte dinlemenizi tavsiye ediyorum. Her ikisinde de ele aldığımız konu birliği, kavram birliği açısından ve birbirlerini tamamlayıcı olmaları yönüyle siz değerli öğrencilerime ve akademisyen adaylarımıza yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi işleyeceğimiz dersin biraz uzun olması ve belki muhtemelen vaktimizi de biraz uzun olarak alacağı için müsaadenizle hemen metni paylaşmak istiyorum ve kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar, değerli izleyenler, mantığın tanım ve tarifini yapmıştık. Tıpkı İngilizce kavramlar konusunda olduğu gibi. Ve burada kalmıştık. Mustalahat el-âmmede kalmıştık. Bu mustalahat el-âmme üzerinde durmak istiyorum. Ve her iki sözcüğün de ayrı ayrı müsaadenizle üzerinde duracağım. Mustalahat ve el-âmme sözcüklerinin üzerinde ayrı ayrı işaretliyorum, durmak istiyorum. Çünkü konumuz açısından bu iki kavramın bize neyi ima ettiğini ve biz burada ne okuyacağız, ne anlayacağız, onları görmemiz gerekiyor. Yine İngilizce okumalarımızda dikkatinizi çektiğim üzere, burada da yine başlıklar ve altında bu başlıkların işlenişine dikkatinizi istirham ediyorum. Müellifler nasıl konuları ele alıyor ve bir akademik disiplin içinde bize bunları işliyor. Bunlar önemli. Evvela mustalahat çoğul bir sözcüktür ve bu çoğul sözcüğümüzün tekili ıstılahtır. Evet, ıstılah. Önce ıstılahın ne olduğundan başlamamız gerekiyor. Istılah, herhangi bir sözcüğün, yani ıstılah bir sözcüktür, bir kelimedir. Kelimetün kelimedir. Örneğin biraz sonra el ilmu ıstılah olarak tanımlayacağız. Bir kelimedir, sözcüktür. Ve kelimeler her zaman dilde bir anlam için vaz edilirler. Her kelime o dilde, o dili konuşan insanların ortaklaşa olarak anladıkları bir anlama vaz edilir. Buna vaz etmek deniyor. Yani icat edilmek, ortaya çıkarılmak anlamında. Dolayısıyla her bir kelimenin bir vaz'i anlamı vardır. Bu vaz'i anlam, yani o dili konuşanların o kelimeye yüklediği anlam ki biz buna aynı zamanda lügat anlamı da diyoruz, sözlük anlamı. Bir kelimenin sözlük anlamı. Yani sözlüğe baktığımızda ilk verilen anlam onun vaz'i anlamıdır. İşte bu vaz'i anlam, bir kelimenin vaz'i anlamı herhangi bir ilim dalında o ilme özgü, bazen vaz edildiği anlamla ilişkili, bazen de ilişkili olmayarak, yeni bir anlamda tanımlanarak kullanılıyorsa, işte bu yeni bir anlam ile tanımlanmasına ıstılah diyoruz. Bu herhangi bir ilim dalında, birazdan şemalandırarak üzerinde duracağım, herhangi bir ilim dalında o ilim dalına özgü olmak üzere vaz edildiği
sözlük anlamından farklı ya da onunla benzer ama bu ilim dalına özgü, ona mahsus bir yeni anlam ile tanımlanmış olan kelimeye ıstılah diyoruz. Demek ki ıstılah tanımlanmış bir kelimedir. Bu derslerimizde üzerinde duracağımız çok en önemli hususlardan biri budur. Istılah tanımlanmış bir sözcüktür. Kelime dilde vaz edilmiş bir sözcüktür. Istılah ilim dallarında tanımlanmış bir sözcüktür. Aradaki ayrıma dikkatinizi istirham ediyorum. Dolayısıyla ıstılah dediğimizde tanımlanmış bir sözcükten bahsediyoruz. Ve bu tanımlanmış sözcük bir bilim dalında o bilim dalının mensubu tüm bilim insanları tarafından artık tanımlanmış olan anlamıyla anlaşılır. Sözlük anlamıyla değil. Örneğin fizikçiler için mekan, zaman sözcükleri gündelik dilde kullandığımız anlamıyla kullanılmazlar. Fizikçilerin onlara yükledikleri ıstılahi yani tanımlanmış anlamlarıyla anlaşılırlar. Öyleyse ıstılah tanımlanmış bir sözcüktür. Bu tanımı bir bilim dalında o ilmin mütehassısları, ulema dediğimiz kimseler yaparlar ve sonra da o kelimeyi yapmış oldukları bu tanıma uygun olarak her zaman kullanırlar ve bu tanıma asla aykırı davranmazlar. Demek ki bir bilim dalına mensup insanların ortak olarak anladığı tanımlanmış sözcüğe kelime diyoruz. Bir dili konuşan kültür mensuplarının ortaklaşa olarak gündelik dilde anladıkları anlamada vaz'i anlam diyoruz. Kelimenin vaz'i anlamı. Demek ki kelimenin vaz'i anlamıyla kelimenin ıstılahi anlamı arasında son derece önemli fark var. Benim özellikle hadis tarihi ve usulü derslerimi izleyenler hatırlarlar. Orada bu konu üzerinde de ayrıca durmuştum. Bugün bu dersimizde de durmamız gerekecek. Şöyle ki, değerli öğrencilerim ve sevgili izleyenler, ıstılah dediğimizde kavram. Bu son derece önemli bir şeydir. Ve bu kavram bizi ilkeye götürecek. İlke bizi usule götürecek. Usul bizi ilim dalına götürecek. Bir ilim dalı. Bir ilim dalından söz edebilmemiz için usulü olması lazım. Öyleyse bir ilim dalına mensup ulema, ıstılah, tanımlar dediğimizde bunun bu hiyerarşik konumlandırılmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir kavramı ancak bir bilim dalında bir usule sahip olan o ilim dalının mensupları tanımlayabilir ve onlar da ortak olarak bu tanımladıkları sözcüğü kullanırlar. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Dikkat buyurunuz. Kavramlar ilim dallarına bağlı olmak üzere ve o ilim dalının mütehassıslarının tanımlarına bağlı olmak üzere farklılıklar arz edebilir. Kavramlar yine kavramdır ama o kavrama yüklenen anlam, tanımda farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar doğal olarak ilkelerin farklılığına yansır. İlke farklılıkları doğal olarak usule, usul farklılıklar da ilim dallarının farklılığına yansır. Nitekim tefsir, hadis, kelam, fıkıh, siyer, tasavvuf, dil gibi ilimlere ayrışmasının nedeni işte bu usulün farklılaşmasındandır. Bu farklılaşmanın doğal olarak sebebi de örneğin birazdan ilim kelimesinin üzerinde duracağız. Onu bir ıstılah olarak tanımlayacağız. İlim bir ıstılahtır. Bir ıstılah olarak ele alacağız. Ama önce ıstılahın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu itibarla ilim sözcüğünü ele aldığımızda onu kimlerin tanımıyla ele aldığımızı belirtmemiz lazım. İlmi
filozoflar tanımlıyorsa el ilmu indel felasife diye başlıyoruz ve felsefecilerin bir ilim tanımı var. Bu tanım ilim dendiğinde bu tanım felsefeciler için geçerlidir. El ilmu indel menatika dediğimizde mantıkçıların bir tanımı var, onlar için geçerlidir. El ilmu indel usuliyin dediğimizde usulcüler, özellikle fıkıh usulcülerini kastederiz. Onlarla ilgili bir tanım var. Onlar bu ilimi o tanıma göre kullanırlar. El ilmu indel mutekellimin, ilim kelamcılar için şu manaya gelir dediğimizde, bu defa da ilim kelamcıların ona yüklediği ve tanımladıkları anlama gelir. İşte bu nedenle el-âmmedir. El-mustalahat el-âmme. Yani öyle bir ıstılahtan söz ediyoruz ki el-âmme, yani bütün el-ulûm el-kulliye, bütün ilimler, tüm ilimleri ilgilendiren kavramlardan söz edeceğiz. Yani öyle bir kavram ki tek bir bilim dalına mahsus değil. Tek bir ilim dalına has değil. Ya el-âmme genel, tüm ulumu içine alan, bütün ilimleri ilgilendiren, dini, gayri dini, bütün ilimleri ilgilendiren kavramlar olarak ıstılahlardan söz edeceğiz. Dolayısıyla hem el-mustalahat olarak ıstılahın ne anlama geldi, hem de aynı zamanda el-âmme, genel anlamda. Yani el-ilm indel mütekellimin, el-ilm indel felasife, el-ilm inde fulan, inde fulan, inde fulan. Demek ki sevgili öğrencilerim, kavram dediğimizde bu kavramın hangi ilim dalında bir ıstılah olarak kullanıldığını belirlemek son derece önemli. Eğer sizler diyelim kelama yöneldiniz, diyelim fıkha yöneldiniz, felsefeye yöneldiniz, tarihe, siyere, hadise, tefsire yöneldiniz. Onunla ilgili bir yazı yazıyorsunuz. Orada ilim sözcüğünü kullanacağınız zaman hangi alana yönelmişseniz o alanın ilim sözcüğüne yüklediği ıstılahi anlama bağlı kalmak zorundasınız akademik olarak. Şayet kendi akademik kariyerinizin olduğu alanda bağlı bulunduğunuz ilim dalının ıstılah olarak tanımladığı bir kavramı farklı bir anlamda kullanacaksanız ya da farklı bir ilim dalının ıstılahi anlamıyla kullanacaksanız bunu belirtmelisiniz. Kelamcıların ilim anlayışına göre, ilmi tanımlayışlarına göre burada konuyu o tanım üzerinden ele alıyorum diye belirtmek zorundasınız. Ya da siz zamanla bir otorite olduğunuzda, kendi mütehassısı olduğunuz ilim dalının bir otoritesi haline geldiğinizde, o zaman ben bu kavramı böyle tanımlıyorum ya da ben böyle bir kavram geliştirdim. Çünkü ilim insanlarının otoriteleri mensubu bulunduğu ilim dallarına kazandırdıkları yeni kavramlarla ölçülür. Bir bilim dalına ne kadar yeni kavramlar kazandırmışsınız ve bu kavramlar o ilim dalında hüsnü kabul görmüş ve meslektaşlarınız tarafından kullanılıyorsa ilim insanının otoritesi orada tebeyyün eder. İşte şimdi biz tam da böyle çok önemli bir kavramdan, ilimden söz edeceğiz. Öyle ki ilmin ne olduğuna ilişkin dersler yapıyor olsaydık, epistemolojik dersler yapıyor olsaydık, haftalarca ilmi konuşurduk ki nitekim bazı dinleyicilerimizin içindeki öğrencilerim böyle dersler yaptığımızı hatırlayacaklardır. İlim üzerine haftalarca konuştuğumuzu. Dolayısıyla biz burada sadece ilimi bir kavram olarak ele alacağız ve bir kavram olması bakımından inceleyeceğiz. Tabii burada hemen aşağıda gelen metinleri okumaya geçmeden önce sizi müsaadenizle şurada bir başlığa götüreceğim, geçici olarak. Bir başlığa götüreceğim. Bu başlıkta, bu başlığı şöyle kare içine müsaadenizi almalıyım.
Bu başlıkta üzerinde duracağımız son derece önemli iki kavram, ilmi zaruri ve ilmi nazari. İki kavram. Bunlar daha en başından konuya girerken de bizim üzerinde durmamız gereken iki kavram olduğu için ve müellif kendi sistematiği içinde bu kavramları epeyce bazı şeyler söyledikten sonra önümüze koyduğu için benim bunlara biraz dikkatinizi çekmem ve sonra tekrar başa geçerek oradan devam etmem gerekiyor. Zaruri ilim, birazdan detaylarıyla üzerinde duracağımız üzere, bir diğer anlamı huzuri ilimdir. Huzuri ilim. Yani bedihiyat dediğimiz, a priori dediğimiz bilgiler, bunların üzerinde duracağız. Nazari olansa husuli ilimdir. Yani sonradan kazanılan iktisabi ilimdir. El ilmun nazari, el ilmul husuli demektir ve el iktisabi ilimler. Yani a posteriori ilimlerdir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Buraya niye geldim? Şunun için. İngilizce mantık dersleriyle birlikte izleyin, birlikte dinleyin, birlikte götürün diye öneride bulunduğum için bugün biz İngilizce kavramlar bölümünü okurken orada çıkarımdan ve argümandan söz ettik. Çıkarım ve argüman işte bu nazari, usulî ilimden ibarettir. Evet, ilmi huzuri, ilmi husulî, ilmi nazari çıkarımdı, argümandı. Bunları ilişkilendirmem ve birbirlerini desteklemesi bakımından arz ettim. Buraya gelince ayrıca detaylarıyla zaten o konunun üzerinde inşallah duracağız. Peki şimdi tekrar mustalahat el-âme. Demek ki tüm ilimlerde ortak olarak kullanılan kavramlar, dolayısıyla mantığın da bu el-âme'nin içine mantık da giriyor. Mantığın da kullandığı kavramlardır. Biz bu kavramları bilmeden, bu kavramların ne anlama geldiğini ya da farklı bilim dallarında farklı anlamlar kazandığından haberimiz olmadan nasıl mantık okuyabiliriz, nasıl felsefe okuyabiliriz, fıkıh usulü, kelam okuyabiliriz, okuyamayız. İşte bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ve bu dersleri takip ettiğinizde ve öğrendiğinizde zaten eminim şu kanaate geleceksiniz. Keşke bunları öğrenmeden hiç kitap okumasak. Keşke bunları öğrenmeden hiçbir ilim tahsiline başlamasak diyeceğiz. Bunu ben çok söyledim çünkü. Evet, el-ilmu ilim. Arrafu el-ilme bi-ennehu. İlmi şöyle tanımladılar. Arrafu tanımladılar. Bu tarif üzerinde bir bahsimiz gelecek. Üzerinde duracağız. İlmi şöyle tanımladılar diyor. Bu tanım, verilen tanım sevgili izleyenler, felsefecilerin tanımı olduğu için bunu müsaadenizle şöyle tanımı çerçeve için almak istiyorum. Yani arrafu, yani humul felasife el hukema, filozoflar ve hukema ilmi huzur sureti şey'i indel akıl ya da fil akli diye tanımlamışlar. Şimdi buradaki her bir sözcük üzerinde duracağım. Ama diyor ki müellif, filozoflar ilmi böyle tanımladılar. İlmi böyle tanımladılar. Ev fekul, istersen sen şöyle de diyebilirsin. İntiba'uha, bu ha surete raci, suretin uygunluğudur. Neye? Fil akli, akılda olanlara, akla, tasavvurda olana uygunluğudur. Bu da, böyle de söyleyebilirsiniz. Böyle de tanımlamışlar filozoflar. La farka beyne tabireyn fil maksud. Maksadı ifadede bu iki ifade arasında bir fark yoktur. İstersek el ilmu intiba'uha fil akıl, suretin akılda olana uygunluğudur diye tanımlayabilirsiniz. İsterseniz huduzu sureti şey'i fil akıl ev indel akıl diye tanımlayabiliriz diyor.
Şimdi burada huzuru sureti şey ne demektir? Onun üzerinde biraz duralım ve hemen altındaki kavramlarla bağlı olduğu için orada daha detaylı bir biçimde duracağız. Huzur mevcut olmaktır, bulunmaktır. Hadara bulunmaktır, mevcut olmaktır, var olmaktır. Yani sahip olmaktır. Zihinde bir şeye sahip olmamızdır. Neye sahip olacağız? Bir şey. Bu gördüğünüz gibi lam-ı tarifle ahdi cins, lam-ı cinsidir. Anlamı bütün şeyleri kapsar. Dolayısıyla her şeyin sureti, ne olursa olsun fark etmez. Herhangi bir şeyin sureti, suret, konu filozofların tanımı olduğuna göre buna form diyelim. Yani Platon'un formu olarak da söyleyebiliriz. Felsefecilerin tanımı olduğu için de form olarak söyleyelim. Akılda bir formun oluşmasıdır. Akılda bir suretin teşekkülüdür. Ama akılda bir formun teşekkülü olduğuna göre bunun ne olması gerekir? Tasavvuri olması gerekir. Bakın, et-tasavvur. Tasavvuri olması gerekir. Demek ki ilmin bir boyutu var ki bu boyutu insanın aklında ve zihninde teşekkül eden bir form boyutudur, suret boyutudur ve bu tamamen et-tasavvuri, tasavvuridir. Bir de ilmin tasdik boyutu vardır ki bu tasdik, bu form tasavvurdur, düşünseldir, tamamen düşünceye ait bir şeydir. Tasdik de tamamen nesne ve objeyle ilgilidir. Yani tasavvur dediğimizde, huzuru sureti şey fil akıl dediğimizde, buradan bu akıl tabiri itibariyle makulat olan şeyleri kastediyoruz. Tasdikat dediğimizde ise bununla da mahsusatı kastediyoruz. Evet, demek ki ilim dediğimizde bir makulat olanların karşılığı olarak ilim, bir de mahsusata yani tasdikata nesnel karşılığı olan yani fil vaki'i ev fil hariç. Dış dünyada, objelerde, realitede, gerçeklikte bir karşılığı olan şeylerin ilim olarak ifade edilmesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla diyor müellif kendisine göre, konu ilim olduğunda el-ilmu tasavvuri ve el-ilmu tasdiki olarak bunları ayırt etmemiz gerekir. Tasavvuri olanlar var, tasdiki olanlar var. Tasavvuri olanın tasdiki olan bir de ilişkisi var. Et-taalluk beyne tasavvur ve tasdik diye aşağıda bunu ele alacak ve bize sunacak. O halde demek ki bir ilim sözcüğünün kavramsal olarak ilim dallarına göre hangi anlamlara geldiğine ilişkin bir tanımı var. Sonra da bunun tasavvur ve tasdikle ilişkisi var. Şimdi müellif neden hemen tasavvur ve tasdik konusunu önceleyerek bize bunu ele aldı? Onun da üzerinde biraz müsaadenizle duracağım. Bunları farklı renklendireyim ki görsel olarak zihinlerinizde kalsın. Çünkü madem ki filozoflar ilmi akılda mevcut olan, akılda var olan, akılda teşekkül eden bir form, bir suret olarak ifade ettiler. Öyleyse bu suretin, akılda teşekkül eden bu formun tasavvur ve tasdik ile olan ilişkisini belirlememiz gerekir. Konu böyle olunca, böyle tanımlanınca doğal olarak tasavvur ve tasdik üzerine değinmemiz gerekecek. Ki biz bu tasavvurat ve tasdikatı ilerleyen bahislerin içerisinde, ki ben bu konuyu çok derinleştirmemek üzere oldukça sadeleştirmeye çalışarak anlatmak istiyorum. Yoksa bunu ileri düzey dersler, mantık dersleri yapıyor olsaydık el-ilm sözcüğünün üzerinde muhtemelen bir iki ders konuşmamız gerekecekti. Ama çok ilerleyen inşallah dersleri yapacak konuma gelirsek ve
Allah o günleri hep beraber bize sağlıkla, afiyetle gösterirse, bunlara yeniden atıfta bulunarak daha tafsilatıyla bu konuları ele alacağız. Şimdi müellifi dinleyelim. Diyor ki, tasavvur ve tasdiki bize anlatacak. Tasavvurla neyi kastediyor? Tasdikle neyi kastediyor? Onun ilim kavramıyla nasıl bir alakası var? Kavramlar olarak onu da ilişkilendirecek. Çünkü başlığımız genel kavramlardı. Bu genel kavramların içerisinde ilim var. Tasavvur ve tasdik de birer kavramdır. Tasavvur ne demek? Tasdik ne demek? Kavram olarak şimdi bunları ele alacak. Ama aynı zamanda hem tasavvurun hem tasdikin ilimle olan ilişkisini de ifade edecek. Ve ben de bu ilişkileri gücüm yettiği, imkanım olduğu ölçüde, dilim döndüğü ölçüde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Diyecek ki bize, İza rassemte müthellesen. Evet, bir diyor üçgen çizdiğinde, ki biz de birazdan çizeceğiz. Bir üçgen çizdiğinde, mesela çizelim hemen. Bir üçgen çizelim. A, B, C. Bir üçgen çizdik. Ne hasıl oluyormuş bakın. Tahdüsü, bakın. Tahzuru. Huzur şey dedi ya. Huzur şey. Bakın huzur. Tahdüsü. İşte bunu kastediyor. Hemen meydana gelir. Ortaya çıkar, oluşur. Nerede? Fi zihnike, ey fi aklike. Bakın. Zihninizde, aklınızda meydana gelir, oluşur. Ne? Suretun, bir suret, bir form oluşur. Lehu ne için? Lehu yani lil musalles, üçgenle ilgili bir form, bir suret zihninizde belirir. Bir üçgen çizdik, bakın hepimizin zihninde hemen geometrik olarak bir form, bir suret oluştu. İşte bu suret, suret hiye bu suret, ilmuke, senin elde ettiğin bir bilgidir. Bihâzel musalles, bu çizilen üçgenle ilgili olarak senin zihninde meydana gelen bir bilgidir. Demek ki değerli izleyenler, çizdiğimiz bir üçgenin bizim zihnimizde otomatik olarak bir üçgen bilgisinin oluşmasını sağlaması, işte bu akılda bilginin formunun hasıl olması diye tanımladık ya ilmi, el ilmu huzuru şey'i, huzuru sureti şey'i fi zihni, bir şeyin zihinde meydana gelmesi, bulunması olarak tanımladık. İşte diyor ki bu şekilde çizmiş olduğumuz bir üçgenin sizin zihninizde meydana getirdiği ilme yüsemma hazel ilmu, bu tür bir ilim adlandırılır. Bir tasavvur, el ilmu tasavvuri diye adlandırılır. Demek ki filozofların tanımladığı şekilde zihnimizde bir form olarak oluşan, bir form halinde sahip olduğumuz bilginin adı neymiş? El ilmu et tasavvuriyu. Evet, tasavvuri bilgidir. Ve bu tasavvurun mücerredun, bu sırf tasavvurdan ibaret olan ilim, ve huve tasavvurun mücerredun, mücerred burada pür manasında, pür, saf, katıksız, sade. İşte bu pür tasavvurdan, pür düşünsel olan ilim, la yestetba'u cezmen ve la i'tikaden. Bakın bu önemli. Altını başka bir renkle müsaadenizle çizeyim. La yestetba'u cezmen ve la i'tikaden. Tasavvurumuzda bir form olarak mevcut olan bu ilim asla bir kat'ilik, cezmen, kat'i
ve la itikaden bir inanç, bir kabul gerektirmez. Tasavvuri olarak sadece zihnimizde böyle bir şey var olur. Bu zorunlu olarak, tasavvur olarak, el-ilmu tasavvuri olarak aklımızda elde etmiş olduğumuz herhangi bir şeyle ilgili bilgi kat'i bir neticeyi ve aynı zamanda bir inancı, bir kabulü gerektirmez. Birazdan üzerinde duracağız. Bunları detaylandıracağız ibareleri okudukça. Müellif diyor ki: "Ve izâ tenebbehte ilâ zevâyel müfelles." Sen tenebbehte ilâ ile birlikte kullanılır ve bir şey hakkında yeterli bir anlayışa sahip olmak demektir, kavramaktır. Eğer sen üçgenin açıları meselesini anlamış ve kavramışsan, bu defa tahtüsü leha, bu leha üçgenin açılarına racidir. Bu üçgenin açılarıyla ilgili olarak da sende aydan aynı şekilde ne olur? Suretün bir suret daha ortaya çıkar. Fî zihnike, fî aklike, aklında, zihninde, aynı zamanda üçgenin açılarıyla ilgili de bir ilim oluşur. Demek ki bir üçgen çizdik, zihnimizde üçgenle ilgili bir form oluştu. Buna bağlı olarak eğer diyor sen üçgenin açılarıyla ilgili de bir anlayışa, bir şeye, bilgiye sahipsen, buna bağlı olarak üçgenin açıları ile ilgili olarak da senin zihninde ne yapar? Bir suret, bir form oluşur. Vahiye eydan, bu açılarla ilgili zihninde oluşan bilgi de aynı şekilde minet tasavvuril mucarredi, pür tasavvuri bir bilgidir. Bu da yine tasavvuridir. Şimdi burada hemen yeri gelmişken biraz ibare uzayacak sevgili izleyenler ve değerli öğrencilerim. Aklınıza gelebilir, sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Müellifin ısrarla bize burada da onu efendim vurgulayalım müsaadenizle, renklendirelim. Bakın, tasavvurun mucerredun, burada da yine et tasavvurul mucerred şeklinde vurgu yapması yukarıya yazdığımız yazıya dönelim. Hariçte, vakide, nesnel olarak bir karşılığının olmadığına vurgu yapıyor. Yani bu el-ilmu tasavvuriyyu mutlakan mucerreden demesi, bunların nesnel, mahsusatta bir karşılıklarının olmadığını gösteriyor ki, bildiğiniz üzere reel dünyada ne üçgen vardır ne de açı vardır. Bir karşılıkları yok. Bunların et-tasavvurul mucerret olarak vurgulanmasının nedeni budur. Yani et-tasavvurul mucerret, vakide, hariçte bir karşılıkları yok demektir. وَاِذَا رَسَّمْتَ خَطَّنْ اُفْقِيًّا وَفَوْقَهُ خَطَّنْ عَمُودِيًّا مُقَاطِعًا لَهُ. Bakın, önemli bir yeni ifade. Bunu bir farklı renkle renklendirelim, ta ki dikkatimizi çeksin. Şimdi biz bunu birazdan çizeceğiz. Diyor ki, bir yatay, hatten ufkiyen, yatay bir çizgi çektin. Ve fevkahu, bu çektiğin çizginin üzerine de, yani ufki, yatay çizginin üzerine de, hatten amudiyen, bir de dikey çizgi çektin. Ama bunlar birbirleriyle kesişecek. Mukati'an lehu. Evet, önceki çizmiş olduğumuz ufki çizgiyle kesişen bir ne yaptık? Çizgi çizmiş olduk. Birazdan resmedeceğim. Şimdi böyle bir çizgi çizdiğimizde ne ortaya çıkar, ne olur? Tahtüsü, bakın, zaviyeten, iki açı ortaya çıkar.
kaimetan dik açı. İki dik açı elde ederiz. Ve bu iki açı elde ettiğimiz dik açı feten tekişu suretel hattayn ezzaviyetayn fi zihnike. Senin aklında, zihninde iki tane açının hattının formunu nakşeder, ortaya çıkarır, oluşturur yani. Zihninde de iki tane oluşur. Peki hemen resmedelim. Şuraya resmedelim. Bir ufki ne yaptık? Çizgi çiziyoruz. Ufki, yatay. Bir de buna dikey ama kesişecek böyle. Kesişen bir de amudi hat çektik. Hemen ne elde ettik? Bakın tahtusu zaviyetan kaimetan. İki dik açı elde ettik. Ve bu iki dik açıyı elde ettiğimizde otomatik olarak zihnimizde ne hasıl oldu, ne nakş oldu zihnimizde? İki açı formu hasıl oldu. İşte bu iki açı da vahiyye menet tasavvurul mücerredi eydan. Bunlar da iki dik açı da keza zihnimizde hasıl olan mücerret soyut tasavvuri bir bilgidir. Yani bunların da dik açının da diğerleri gibi hariçte vakide bir karşılığı yoktur. Şimdi konuyu biraz daha ele alacak. Aslında diyeceksiniz ki bu kadar yeterdi. Yani tasavvuri olan bilginin masadakı, tasdik dediğimiz masadaktır. Yani onu fiili ve harici ve vakii, reel dünyamızda bir karşılığı şudur diyemediğimiz bilgidir diyebilirdi. Ama biraz tafsilatla okuyucularının ve öğrencilerin zihninde konunun netleşmesini istiyor. Gerçekten de bu konuların zihinlerimizde netleşmesi ilerideki kavramları ve bahisleri okuduğumuzda da göreceğimiz üzere değerli izleyenler son derece önemli gerçekten. Şimdi devamında diyor ki bakın devamında müellif. وَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تُقَارِنَ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ. Sen bu iki dik açıyı tukarine kıyaslamak, karşılaştırmak istersen neyle? Ve mecmu'a zevayel müthelles. Üçgenin tüm açılarıyla kıyaslamak istersen karşılaştırdığında fetes'ele fi nefsike kendine şöyle sormalısın ya da fe'yi sebebi olarak anlarsak فَتَسْأَلُ ف۪ي نَفْسِكَ. Şöyle sorabilirsin kendine. هَلْ هُمَا مُتَسَاوِيَانْ. Bunlar eşit midirler? Yani hemen buraya gelelim. Biraz şey yapalım. Karşılaştırma yapalım. İki dik açı elde ettik. Bunlar toplamı nedir? 180 derece. Peki bir de üçgenimiz var. ABC üçgenimiz. Bunların toplam mecmu'u zevaya el müselles. Üçgenin açılarının tamamının toplamını karşılaştırmak istersek bu kaç? Bu da 180 derece. Üçgenin iç açılarının toplamı da 180 derece. Yatay ve dikey çizgilerimizin kesişmesiyle elde etmiş olduğumuz iki dik açının toplamı da 180 derece. Bunları karşılaştırdığımızı düşünelim diyor. Ve kendine sorarsın. Bunlar eşit midirler diye kendimize sorduk. Ve teşukku fi tesavihima. Ve diyelim ki bunların eşitliği konusunda tereddüdümüz var. Tereddüde düştük. Ve tahtusu indeke. Bakın o zaman sen ya da sende
bir suret, bir form teşekkül eder. Bir şey ortaya çıkar sende. Neyle ilgili olarak? Li nisbeti tesavi beynehuma. Bu iki şeyin eşitliğiyle olan ilişkisinde. Li nisbe, ki ileride nisbetler bahsi gelecek. Bunları ayrı ayrı göreceğiz. Bu iki şeyin, yani dik açılarla üçgenin açıları arasındaki mukarenet, karşılaştırmayla ilgili olarak sende bir suret, sende bir form ortaya çıkar. İşte bu ortaya çıkış minet tasavvurul mucerrede eydan. Bu da yine nedir? Bir tam anlamıyla vakide karşılığı olmayan, realitede ve fil hariç karşılığı olmayan tamamen tasavvuri bir durum, tasavvuri bir şeydir, karşılaştırma. Yani karşılaştırarak bir ilim elde etmek istiyoruz. Diyelim ki bunda şüpheye düştük, eşit mi değildi dedik. Fark etmez, eşittir ya da değildir. Bütün bunların hasılasında yapmış olduğumuz şey bu karşılaştırma, ister emin olalım, ister tereddüt içinde olalım. Hepsi nedir? Tasavvuridir. Mücerret tasavvuridir. Şimdi de emin olduğumuzdan bahsedecek. Ve teşukku fi tesavihimadı dedik. Şüpheye düştük nispetinde. Bu şüphemiz de bizde bir suret oluşturur ve bu da yine tasavvurul mücerrettir. Peki fe izâ berhemte alâ tesavihima, emin olduk ki, berhemte alâ, emin olduk, kanıtladık ki iki dik açının toplamı, şunu hemen buraya resmedelim, görsel olsun, iki dik açının toplamı bir üçgenin iç açılarının toplamına eşit olduğunu, her ikisini karşılaştığımızda eşit olduğunu kanıtladık. Tahsulu leke halatun cedidetun mugayiratun lil halati sabika. Çok önemli. Kanıtladık. Yukarıda şek vardı. Tasavvuri bir şekti bu. Ama şimdi biz kanıtladık. İki dik açı bir üçgenin iç açılarına toplamına eşittir diye bunu kanıtladık. Peki bizde ne meydana geldi? Bir ne elde ettik? Tahsulu leke, tahsulu lena, bizim için ne hasıl oldu? Yepyeni bir durum hasıl oldu. Öyle bir durum ki önceki durumlardan, yukarıda sözünü ettiğimiz durumlardan çok farklı, onlardan ayrı. Mugayiratun lil halati sabika. Çok farklı bir durum ortaya çıktı. İşte bu neymiş? Bakın, vahiyye bu durum. Yani bir şey üzerinde teberhün etmek. Yani ondan emin olmak, onu kanıtlamak bizde ne meydana getirir? Bir idrakun idrak meydana getirir. Şimdi biraz üzerinde duracağız bunun. İdrakun bir idrak oluşturur. İşte bu durum, yeni durum. Öncekilerden farklı olan bu yeni durum, idrakuke senin idrakindir. Elde etmendir. İdrak etmendir. Neyi? Li mutabakatin nisbeti lil vaki'il müstelzim li hukmin nefs. Burada vurgulayarak okuduğum ifadede neyin söylendiğini daha kalıcı yapmak için müsaadenizle onu ben renklendirmek istiyorum. Vahiyye idrakuha ve izanuha ve tasdikuha bil mutabakati. Evet. Yukarıda bunları mücerret tasavvuri şeyler olarak aldık ve bunlar tamamen tasavvuriydi ve zihnimizdeydi.
Bunda tereddüde de düşebiliyorduk, düşemeyebiliyorduk ama tamamen tasavvuriydi. Fakat bir kanıtlamaya geçti iş. İş kanıtlamaya dönüştü. فَاِذَا بَرْهَنْتَ عَلَى تَسَاوِيهِمَا Bunları kanıtladık. İkisinin eşit olduğunu kanıtladık. Bu eşit olma, kanıtlama bizde yeni bir durumun zuhuruna neden oldu. Bu yeni durum nedir? Bu yeni durum nedir? Bir idraktir. Peki bu nasıl bir idraktir ki bu idrak kavrama, anlama bir nispetin, ilişkinin uyumunun anlaşılmasıdır. Mutabakatının. Mutabakat uyumdur. Eşleşmedir. Edersiniz. Bir uyumu anlamaktır. Bir eşleşmeyi anlamaktır. Çok özür dileyerek kaydı durdurup bir su alacağım. Su almayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Efendim lütfen beni bağışlayın. Hem bir su içtim. Hem yanıma su getirdim. Bugün ikinci uzun dersimdi bu. Ses tellerim biraz yoruldu, öyle gözüküyor. Evet, hemen hatırlayalım. Tekrar. Demek ki tasavvuri olanı kanıtladığımızda ortaya yeni bir durum çıkıyor. Bu yeni durum bizim bir idrakimizdir. Şimdi idrakinde ne olduğunu birazdan bize aşağıda söyleyecek. Öyle bir idrak ki, öyle bir efendim bir şeyin farkında olmak, bir şeyi fark etmek, bir şeye sahip olmak ki, neyin idrakidir? Bir ilişkinin uyumunun, mutabakatun nisbe, bir ilişkinin uygunluğunun, uyumunun idrakidir. Neye uyum? Lil vaki, realiteye. Yani yukarıda bahsetmiştik vakiden, hariçte olana, nesnel olana, mahsusat olana, uyumuyla ilgili bir durumun. Ki öyle bir vaki, öyle bir realite ki el müstelzim gerektiriyor. Li hukmin nefs. En nefs burada bir şeydir. Yani vakide olan, birazdan tasdikat diyeceğiz. Vakide olan şey ile ilgili bir hükmü gerektiriyor. Kazandığımız yeni durum bu. Öyle bir idrak noktasına geldik. Öyle bir yeni durum iktisap ettik ki bu yeni durum tasavvurumuzda olanın, tasavvuri olanın vakide olan ile ilişkisi ve uyumunu, mutabakatını ve bu mutabakat üzerinden onunla ilgili bir hüküm ki buradaki hüküm dediği şey, şu hüküm dediği şey tam da el ilmu ilimdir işte. Bir ilmin hasıl olmasını, onunla ilgili bir bilgi ortaya çıkmasını müstelzimdir, gerektirmektedir. Ve bu uyum ve izanuha, buradaki ha nefse raci, bu şeye yine izan da mutabakat manasındadır zaten. Uyumu ve tasdikuha, doğrulaması, tasdik burada hem doğrulama hem de masadak olarak birazdan işte bu şudur diyeceğimiz, hâzâ diyeceğimiz bir masadak olarak bil mutabakati. Uyum olarak, uygunluk olarak bu şeyin tasavvuri olanla uyumu, tasavvuri olanla mutabakatıdır ki işte buna tasdik diyecek birazdan. Ve hâzihil hâle, bu karşı karşıya olduğumuz, yani zihinde olanın vakide olan ile mutabakatı durumu, ey suratul mutabakati,
lilvâki'illeti taakkalteha ev edrekteha. Aklettiğin, idrak ettiğin vakiye uygunluğu suretin uygunluğu hiyelleti tüsemmâ bit tasdik, tasdik olarak isimlendirilir. Tasdik dediğimiz budur. Yukarıda tasavvuru uzun uzun anlattı, anlattı, anlattı. Sonra bu tasavvurun karşılığında bunun mahsusat aleminde, nesneler, objeler aleminde, vakide, realitede uyumlu olduğu, mutabakat içinde olduğu bir karşılığıyla onu buluşturdu. Ve bu karşılığı taakkalteha ve edrekteha, bunu idrak edip aklettiğimizde, bu uyumu ve mutabakatı gördüğümüzde, tasavvur ettiğimle ha işte buymuş dediğimde, bir bardak dediğimde bu işte bu bardak olduğunda, bununla uyumu zihnimdeki suretin hariçteki ile uyumunu fark ettiğimde buna et-tasdik diyoruz. Ki bu tasdikin mantıkta daha çok kullanacağız onu. Ma-sadak dediğimiz şeydir. Yani tasavvuri olanın hariçte karşılığına ma-sadak diyoruz. Yani tasavvuri olanı doğrulayan demektir. Tasavvurumuzda olanı hariçte doğrulayan, onunla uyumu içinde olan anlamındadır. İbareyi bir kere daha okuyorum. وَهَذِهِ الْحَالَ جَد۪يدَ Bu yeni durum. وَهَذِهِ الْحَالَةُ الْجَد۪يدَ Ey suratul mutabaka bir uyum durumudur ki, bir formudur ki neye uyum? İlvâkı'ya, realiteye uygunluktur. Elleti bu mutabakat, uygunluk, bu suretin uygunluğu elleti. Teakkalteha ve edrekteha. İşte bu uyumu, bu mutabakatı kavradığında, anladığında bizim tasdik dediğimiz, masadak dediğimiz şeyi de kavramış, anlamış oluyorsun. Li'enneha, çünkü bu senin idrak ettiğin şey idrakun bir idraktır. İdrak dediğimiz şey demek ki buymuş. İdrak sadece tasavvuri olanda gerçekleşmiyor. Ya tasavvuri olanın hariçte ve vakide karşılığı olduğunda ve bununla mutabakatını fark ettiğimizde, aklettiğimizde, taakkul ettiğimizde, idrak ettiğimizde idrak denilen şey ortaya çıkar. Ve bu idrak da li'enneha idrakun, işte çünkü bu idraktır. O da yestelzimu tasdikan nefs, bir şeyin nefs dediği burada herhangi bir şey. Yukarıda şey diye işaretlemiştim. İşte o herhangi bir şey neyse hariçte vakide var olan onun tasdikidir. Yani zihinde olanın hariçte olan şeyi budur. Zihnimdeki bardağın hariçteki bardak budur der gibi. Hâzâ ile işaret ettiğimiz bir tasdiktir. Ya da yestelzimu tasdikan nefsi ve iz'âneha. Bir şeyin tasdikini gerektirir ve o şeye uygunluğunu, iz'âneha'yı da gerektirir. Uygunluğunu da gerektirir. İşte buna idrak diyormuşuz. Demek ki idrak tasavvuri olanın hariçte olana uygunluğudur. Tasavvurumuzda olanın hariçte olan uygunluğunu fark ettiğimizde ve bunu gördüğümüzde, bunu aklettiğimizde, taakkul ettiğimizde idrak dediğim şey ortaya çıkar. Ve idrak tasavvuri olanın ma-sadaka uygunluğudur. Burada idrakin tanımında belirlemiş olduk. Bunu müsaadenizle renklendirmek ve işaretlemek istiyorum. Önemine binaen. Evet. Şu kısmı. لِأَنَّهَا اِدْرَاكٌ يَسْتَلْزِمُ تَسْتِيقًا نَفْسَ وَاِذَانَهَا Ya da هِيَ idrak, şurada da tekrar görmüşüz zaten. Renklendirmişim. وَهِيَ idrakuke, bu sizin bir idrakinizdir ki diyor.
limutabakatin nisbeti, bir ilişkinin, bir uyum ilişkisinin fark edilmesidir. Lilvaka, hariçte, realitede. Bakın, el müstelzim li hukmin nefs. Gördüğünüz gibi. El müstelzim li hukmin nefs. Bakın, yestelzimu tasdikan nefsi ve izaneha. Değerli izleyenler, yoruldunuzu biliyorum ama müsaadenizle burayı en azından şu başlığa kadar getirmeme izin vermenizi istirham ediyorum. Ya da onu da bitirelim de şu başlığa kadar gelelim bence. İlim de yorulmayınca olmuyor maalesef, biliyorsunuz. İzen o halde idraku zevayel müthelles, bakın. Evet. O halde üçgenin açılarını idrak ve idrakü zaviyeteyn el kaimeteyn, iki dik açının idraki ve idraku nisbeti tesavi beynehuma, ve bunların her ikisinin, üçgenin iç açıları ve iki dik açının idrak edilmesi ve bunların arasında bir eşitliğin olduğunun, nisbetü tesavi beynehuma, bunların aralarında bir eşitlik bulunduğunun idraki, işte bunların hepsi kulluha tasavvurat mücerrede, bunların hepsi mücerret tasavvurlardır. La yetba'uha hukmun ve tasdik. Bunlarla ilgili ne bir hüküm ne de bir basadak ortaya çıkar. Çünkü niye? Üçgen, açı, bunların hepsi salt tasavvuri olanlardır. Bunlardan dolayı ortaya bir hukmun nefs diyor ya, nefs şey, yani mevcut, en nefs el mevcut, hukmun nefs, hukmul mevcut, bir hüküm tereddüt etmez. Ve tasdik, bir masadak, olgusal bir karşılık da buna tekabül etmez. Olgusal bir karşılık da buna bulamayız. Emma idrak, idrake gelince, belki önce. İnne hâze tesâviye, işte bu eşitlik, yani bunlar arasında idrak ettiğimiz eşitlik, sahihun, bakın, doğrudur, vâki'un, gerçektir, mutabikun, uygundur, lil hakikati, hakikate, nerede? Fî nefsil emr, ve huve tasdik, işte bu da tasdik. Yani bir üçgenin iç açılarının iki dik açıya eşit olması ya da bunların arasında bir eşitliğin bulunduğunu idrak etmek, bütün bunlar tasavvuru mücerrettir dedi. Bunlardan bir hüküm ve bir masadak çıkmaz dedi. Ancak eşitlik, denklik hususunun idraki, biraz şemalandıralım. Şu üçünün iç açılarıyla ilgili. A, B, C. Bir de dik açı. İki dik açı. Bunların toplamlarının eşitliği. İster bu üçgeni el alalım, ister dik açıyı el alalım, isterse bunların birbirlerine olan eşitlik konusunu tasavvur edelim. Bütün bunlar tasavvurda kalmak koşuluyla kulluha tasavvuratun mücerrede. Bunların hepsi tasavvuru mücerrettir. Ve bunlardan bir hüküm ya da bunların bir masadakı söz konusu değildir. Emma idrak inne hâzet tesaviye. Bu eşitliğin idraki. Eşitlik. Eşitlik idraki. Eşitlik olgusu, eşitliğin kendisi sahihtir, vakidir,
mutabıktır, gerçektir. Neye? Fî nefsil emr, bir şeyin mahiyetine, kendinde neyse ona, mahiyetine, nefsül emirde ki mahiyetine mutabıktır. Ve huve, bu da tasdiktir. İşte bu da bir tasdiktir. Peki bu da madem bir tasdiktir, eşitlik. Neden eşitliğin idraki burada nefsül emirde bir tasdike tekabül etti? Çünkü olgusallar arasında da eşitliğin olduğunu görüyoruz. Olgusalda birkaç yok. Olgusalda üçgen yok. Ama üçgen ile iki dik açının açılarının toplamlarının eşitliği geometride tasavvuru olarak var mı? Evet. Bu karşılaştırma, mukarenet bize bir tesavvi, eşitlik diye bir kavramın idrakini verdi mi? Evet. İşte bunun vakide, hakikatte, nefsül emirde bir karşılığı var. Eşitlik idrakinin var. Eşitlik idrakinin olunca o zaman sahihun vakiun mutabikun lil hakikati fi nefsil emri fehuve tasdik. İşte o zaman idrak ettiğimiz, tamamen tasavvuri olan geometri üzerinden elde ettiğimiz bir kavram, bir idrak, eşitlik mevzu. Tasavvuru mücerret iken olgusalda karşılığı olan bir tasdiki de idrak etmemize ne oldu? Neden oldu? Bunu ileride ennisebul erba'a diye bir bahsimiz gelecek. Dört nispet diye. Orada daha detaylı inşallah konuşacağız. Bu tesavi, tebayün, bunları konuşacağız inşallah. Umarım ibareler anlaşılıyordur. Umarım anlaşılır bir biçimde inşallah dersler gidiyordur. Bana mesajlar olarak anlaşılmadığını ya da daha farklı önerileriniz olursa ibareleri okurken ve onları izah ederken bir dahaki derslerde onları dikkate alarak dersleri işlemeye çalışırım. İnşallah umarım anlaşılmıştır. Buradaki eşitlik meselesinin, idrakinin masadak olarak vakide bir karşılığının olduğuna ilişkin belirleme son derece önemliydi. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, tamam bitiriyorum. Yorulduğunuzun farkındayım. وَكَذَٰلِكَ اِذَا اَدْرَكْتَ اَنَّ النِّسْبَةَ فِي الْخَبَرِ غير مطابقة للواقع ibareye dikkat edelim lütfen. فهذا الإدراك تصديق أيضا. Evet. وكذلك böylece siz bir nispeti daha idrak ettiniz. إذا أدركت أن النسبة في الخبر. Bir haberde, bir bilgide efendim neyi idrak ettik, neyi tespit ettik? Gayru mutabakatin lil vaki. Bu ilişki vakide olan, hariçte olan, var olan, mevcut olana uygun olmadığını efendim tespit ettik. Yani bize bir şey söylendi ki
Bu söylenen zihnimizde bir tasavvur, bir suret oluşturdu. Sonra baktık ki bu bizde oluşturulan suret gayri mutabık lil vaki. Nesnel, olgusal dünyada bir karşılığı yok. Bunu fark ettik. Karşılığının olmadığını idrak ettik. Bu da bir tasdiktir diyor. فَهَذَا الْاِدْرَاكُ تَسْدِيكُنْ اَيْدًا. Bakın çok önemli bu. Bu da bir tasdiktir. Ne demek? Bunun karşılığı yok demektir. Demek ki bir şeyin vakide ve nefsül emirde ve hakikatte var oluşu nasıl bir tasdikse yok olduğunu idrak da bir tasdikmiş. Bu son derece önemli bir husus. Evet. Değerli izleyenler. Yani zihnimizde tasavvuri olarak meydana gelen bir suretin vakide bir karşılığının olduğunu tespit ettiğimizde ve tespit etmiş olduğumuz bu masadak tasavvurumuzla mutabakat içinde, uygunluk içinde olduğunda, sahih olduğunda, doğru olduğunda, mutabık olduğunda nasıl ki fehuve tasdikun ve kezalike aynı şekilde izâ edrakte ennen nisbete fil haber bunu hibr olarak da okumamız mümkündür ama önemli bir maksatta efendim farklılığa sebebiyet vermediği için elde etmiş olduğumuz bir bilgi, bir tasavvuri bilgi olarak, haber olarak okuyorum. Fakat bu tasavvurumuzda olan gayru mutabakatin lil vakı. Realitede olana uygun değil. Realitede karşılığı yok. فَهَذَا الْاِدْرَاكِ bunu belirlemek, bunu tespit etmek, bunu idrak etmek de فَهُوَ تَسْدِيكُ نَيْدًا bu da bir tasdiktir. O halde şu paragrafı okuyalım. Biraz toparlayacağım. Çünkü bu paragrafta şu soru çok önemli bu okuduklarımız için. Ondan sonra burada kalacağız inşallah. Diğer derse bırakacağım. Şimdi müellif diyor ki bu söylediklerimden sonra بِمَاذَا يَتَعَلَّقُ التَّصْدِيقُ وَالتَّصَوُّرُ o halde tasdik ve tasavvur arasındaki alaka ne ile ortaya çıkıyor? Biz ne ile tasavvur ve tasdik arasında bir ilişki, bir alaka belirliyoruz? Tasdikle tasavvur arasındaki münasebeti belirleyen ne? Bunu neyle elde ediyoruz? Bu nasıl ortaya çıkıyor? Ve ne güzel söylüyor bakın. Leysa lit-tasdik illa mevridun vahid yeteallaku bihi. Bir şeyin masadakı, bir şeyin olgusaldaki karşılığı sadece o şeyle ilişkisini kuracağımız tek bir zuhur alanı, gerçekleşme imkanı yoktur. Yani farklılıkları var diyor. Bir biçimde gerçekleşmez sadece. لَيْسَ لِتَّصْدِقْ اِلَّا مَوْرِدْ وَاحِدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ tasdikle ilişkilendireceğimiz tek bir mevridi vahitten söz edemeyiz. Yani bir şeyin zuhur ettiği, ortaya çıktığı yer demek mevrid. Tek bir durumdan söz edemeyiz. Ya وَهُوَ nisbe ilişkilerden söz edebiliriz. Fil cümletil haberiye cümleyi haberiyede işte yukarıda fil haber diye onun için okuduk. Fil cümletil haberiye yani
yahtemul sıdka vel kizbe, kezbe. İngilizce metinde de bunun üzerinde durmuştum. Doğrulanmaya da yanlışlanmaya da açık olan bir cümlede ortaya çıkacak olan ilişki, nispet indel hukm, bir hüküm vereceğimiz zaman vel iz'an, uygun olduğunda, uyumlu olduğunda bi mutabakatiha, bu cümleyi haberiyeye masadakın uygun olması durumunda lil vaki'i, hariçte olana ev ademi mutabakatiha, ya da mutabık olmayışı durumunda. Bunlar arasındaki bir ilişki de ortaya çıkar diyor. Tek bir formu yok bunun. Leyse li tasdik illa mevrid vahid yetaallaku bihi. Bu sadece tek bir durumda ortaya çıkacak söz konusu bir husus değil. Ve huve, bu tasdik bir nispettir. Göreceliği olan, durumdan duruma farklılıklar arz eden bir şeydir ki bu da ancak doğruluğu ve yanlışlığı söz konusu olan fil cümletil haberiye indel hukum bi mutabakatiha lil vaki ev ademi mutabakatiha, yani bi mutabakatiha lil vaki fehuve yastuk yahtemul sıdk ev ademi mutabakatiha yahtemul kezib, yani haberi cümle neydi? Cümle el haberiye yahtemilu es-sıdka, bakın sıdk mutabakatiha vel kezbe ademi mutabakatiha. Evet. Vakide karşılığı olması ve vakide karşılığı olmaması durumuna, yani doğrulanması ya da yanlışlaşması durumuna bağlı olarak hüküm vereceğimiz durumda indel hukum vel izan, bir uyum ve kabullenme durumunda karşımıza çıkacak doğruluk ve yanlışlığa bağlı olmak üzere değişkendir. Sadece bir durumu söz konusu değil. Yani sadece var olanlardan ibaret değil tasdik diyor. Bu tek bir mevritte, yani mevridul sıdk sadece doğrulanabilir bir şey değil. Mevridul kezip sadece yanlışlanabilir bir durum değil ya. Göreceli bir durum. Bazen vakıya mutabık olur. Yahtemelü sıdk. Mevridü sıdk, sıdk ortaya çıkar ve bazen de ahyanen yahtemurul kezip, mevridül kezip, uygunsuzluk ortaya çıkar ve böylece değişkendir. Değişken olan ne? Et-tasdik. Bunu vurgulayalım. Demek ki bunun tek bir şeyi yok, formu yok, tek bir mevridi yok. Bu görece bir şey. Doğrulanmasına ve yanlışlanmasına, vakıa uygunluğuna ve uygun olmamasına bağlı olarak değişken bir durumdan söz ediyor. Bu emmet tasavvur, ama tasavvura gelince bakın. Fe yetaallaku bi kulli şeyin, tasavvur her şey ile ilgili olur. Peki bu her şeyin içine giriyor bakalım. Sevaun kâne hukmen, isterse hüküm verdiğimiz bir şey olsun, yani hükme taalluk eden bir şey olsun, ev gayra hukmin, hüküm vermediğimiz bir şey olsun, yani ister masadakı olsun ister masadakı olmasın,
Ev mufreden ev cümleten. İster müfretle ilgili olsun, isterse cümleyle ilgili olsun. Bunların tamamı tasavvurla ilgilidir. Yani tasavvuri dediğimizde bir şey müfret olabilir. Bakın. Müfret olabilir. Cümle olabilir. Hüküm vereceğimiz masadaki olan hüküm verebileceğimiz bir şey olabilir. Yani hem tasavvuri hem hüküm verebildiklerimizden bahsettik ya yukarıda tasdikte. Hem de gayr hüküm olur. Yani o zaman da tasavvuru mücerred olur. Yani demek istiyor ki tasavvura gelince bu ikidir. Tasavvuru mücerred var. Bunun vakide karşılığı yok. Ama tasavvur mücerred değil, tasavvuru tasdik var. Masadakı var. Bunun vakide karşılığı var. Dolayısıyla değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, böylece bu dersimizde genel anlamda tüm ilim dallarıyla ilgili kullanılan kavramlara ve bunlarla ilgili tanımlamalara başladık ve bunun birincisi el-ilmu ilim kelimesiydi. İlim kelimesinin hemen ardından ilimle de ilişkilendirmek suretiyle tasavvur ve tasdik konusuna girdik. Oraya bir yukarı çıkalım, şuraya gelelim tasavvur ve tasdika tekrar. Hem tasavvurun hem de tasdikatın ilişkileri bağlamında bunların bir ilim olduğunu gördük. İster et-tasavvurul mücerred olsun ilimdir. Tasavvur ilimdir. Geometri bir ilim değil mi? Matematik bir ilim değil mi? Bunların masadakı var mı? Vakide hayır. Ama ilimdir. İster et-tasavvur el-mücerred olsun, bu ilimdir. Bize bir bilgi veriyor. İsterse et-tasdik olsun. Ne demek tasdik? Zihinde tasavvuri olanın vakide karşılığının olmasıdır. Bu da karşılığı bazen mevcut olarak, bazen adem olarak. Yani bazen doğrulanarak, bazen yanlışlanarak. Niktekim ileride okuyacağız. Yağmur yağıyor, bakarım pencereden yağıyor. Evet, doğrulandı, karşılığı var. Bakarım yağmıyor, hayır efendim bu ihbar, bu haber yanlıştır, hatalıdır. Yağmur yağmıyor, ikisi de tasdiktir. Neden? Çünkü yağmurun yağıyor oluşu sözün doğruluğunun tasdikidir, masadaktır. Yağmıyor oluş da ihbarın yanlış olduğunun karşılığıdır ve o da tasdiktir. Berhudar olsun müellif, tasavvur ve tasdik konusunu pek çok mantık şerhlerinin içinde bile böylesine tafsilatlı bir biçimde bulamayacağımız ölçüde örnekleriyle bize tanıtmaya çalıştı. Ve biz artık tasavvurun ve tasdikin ne olduğunu biliyoruz. Tasavvur ve tasdike bağlı olarak bir önemli kavram daha burada öğrendik. Onu belki şuraya yazmalıyım. Dikkat çeksin diye. O da idrak. Bir şey sadece tasavvuri olarak tasavvurul mücerretse bir idrakten söz etmiyoruz. Ancak tasavvuri olanın vakide bir karşılığı olduğunda ona bir masadak bulduğumuzda bu şudur dediğimizde, bu bardaktır dediğimizde o zaman bir idrak da gerçekleşmiş oluyor. Tasavvuri olan suretin vakideki nefs ile, şey ile, masadaki ile buluştuğunu kavradığımızda idrak dediğimiz şey ortaya çıkıyor.
Demek ki bir şeyi idrak etmek demek, o zaman tanımlayalım. Bir şeyin idraki demek, tasavvuri olanın masadakıyla, yani hariçte vakideki karşılığıyla örtüşmesi, mutabakatı demektir ve kişinin bu mutabakatın farkında olması demektir. Evet. Bir de toparlayarak, özetleyerek sizi yormayayım. El-ilm el-zaruri ve nazaride kalıyoruz çünkü burası son derece önemli bir yere geldik. Umarım verimli ve anlaşılmış bir ders olmuştur. Ve ben açıklayacağım derken karıştırmamışımdır inşallah zihinlerinizi. Dediğim gibi önerileriniz olursa, teklifleriniz, onları bana yazarsınız. Ben de onları inşallah dikkate alırım. Efendim, Ramazan-ı Şerif'e bir günümüz kaldı. Çok şükür heyecanla bekliyoruz. Çünkü oruç tutmayı çok severim. Sizlerin de inşallah bereketli ve hayırlı bir Ramazan-ı Şerif'i idrak etmenizi Yüce Mevla'dan diliyorum. Derslerinizde ve çalışmalarınızda başarılar niyaz ediyorum. Tekrar bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla, hayırla kalınız efendim.